Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Haftalık gündem videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu hafta yaz sıcaklığıyla birlikte gündemimiz de oldukça sıcak. Atak 2 projesi bitiyor mu? Son F-16 projesinde gerçekten o 23 milyar dolara mı çıkacak toplam bütçe? Eurofighter alımı ne durumda gibi konulara bakacağız. Sivil havacılık tarafında yine AJET'te yaşanan ciddi rötarlar devam ediyor. Bu konulara beraber şöyle bir bakış yapıp dünyanın havacılık ve savunma gündeminin nabzını elimizde tutmaya çalışacağız. İşte konularımız. Geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü biliyorsunuz Temel Kotil'den sonra atanmıştı Mehmet Demiroğlu GDH kanalına bir açıklama yaptı ve burada projelerle ilgili çeşitli bilgiler verdi. Benim bu verdiği bilgilerden manşete çektiğim konu Atak 2 iptal mi oluyor sorusu oldu. Buraya da linkini bırakalım, o videonun projelerle ilgili böyle bir genel bir değerlendirme yapıyor Mehmet Bey. Şimdi Atak 2 biliyorsunuz ilk uçuşunu geçen yıl gerçekleştirmişti ve T-129 Atak'ın büyük abisi olarak adlandırılıyor. Atak projesi kara kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen bir proje. Toplam ağırlığı yaklaşık 9 tonun üzerinde, 10 tona yakın. Ve bu helikopter 1200 kilogram ağırlığında mühimmat taşıyabilecek. Bununla da 30 milimetrelik bir top olacak. Ve özellikle savaş alanında yoğun bir ateş gücü sağlamayı hedefliyor. Ancak tabii ki TUSAŞ son yıllarda çok önemli bir atılım yaparken 5000 kişilik çalışan sayısı 17 bine kadar çıkmış durumda. Burada da işte Kaan, Milli Muharip Uçak, Kaan, Anka 3, T-929 olarak da adlandırılan Atak 2 gibi hava araçlarının ilk uçuşları gerçekleştirildi. Gökbey'de çok ciddi bir ilerleme oldu. Bu projelerle birlikte aynı anda çok fazla projeye TUSAŞ odaklanmış durumda. Şimdi benim o ünlü Temel Kotil neden ayrıldı videosunda da belirttiğim gibi çok sayıda projeyi aynı anda yürütmek gerçekten TUSAŞ üzerinde ciddi bir yük oluşturmuş durumda. TUSAŞ da haklı olarak bir önceliklendirme yaparak bu projeler arasında hangisi daha önce bitmesi lazım, hangisine ağırlık verilmesi lazım? Çünkü elimizde sonuçta ülkemizde yeterli sayıda da mühendis tabii ki yetişmiş anlamda ne yazık ki yok. Bunlara nasıl bir yönetim yapılacak? Bunlarla ilgili konularla ilgili bir sorun yaşandığını, Temel Kotil'in gidiş nedenlerinden birinin de bu olduğunu ifade etmiştim. Yerine gelen Mehmet Demiroğlu ki helikopter bölüm başkanı kendisi, genel müdür yardımcısıydı. Gayet TUSAŞ'ın iç yapısını gayet iyi biliyor. Ve bu verdiği bilgide Atak 2 projesinin biraz daha yavaşlatılacağını söyledi. Hani bir bitirme, sona erdirme gibi bir durum yok. Biraz öncelik açısından geri plana düşmüş durumda. Şu an helikopter olarak TUSAŞ'ın elinde giden en önemli iş T-129 Atak helikopteri. Aşağı yukarı kara kuvvetlerinin ihtiyaçları, teslimatları tamamlanmak üzere. Bu sırada Filipinler ve Nijer'e yapılan ihracat var. T-129 için bir satış şansı gözüküyor. O projeyle birlikte yavaş yavaş tabii T-129 sayfası kapanıyor. Bir yandan yine Mehmet Bey'in verdiği bilgilerden ben yola çıkıyorum. Ağustos ayında da jandarmaya 3 adet Gökbey helikopterin teslimatı söz konusu. Gökbey'e doğru o iş gücü kaydırılacak. Şimdi T-129, Atak ve Gökbey beraber yürüyen bir proje. Motorları ortak, işte ortak aktarım sistemleri, yani motor güç grubundaki ortaklık askeri bir konseptin sivil anlamda yaklaşık 6 tonluk bir helikopter olmasını sağladı. Benzer bir yaklaşım, aile yaklaşımı da TUSAŞ'ta Atak 2, yani T-929 genel maksat helikopteri. O da yaklaşık 20 civarında asker taşıyabilecek, arkasında rampa var. Bu projeleri beraber götürülmesi TUSAŞ tarafından planlanıyordu. Ve burada da TUSAŞ tercihini Orman Bakanlığı'nın 8 adet 10 tonluk bu genel maksat helikopterine sipariş vermesi ve ihtiyacın bu yönde olması dolayısıyla bu 10 tonluk genel maksat helikopterine kaydırmış durumda. Bu helikopterde 2 adet Rusya'dan, daha doğrusu Rus orijinli Ukrayna'daki Motor Zik'in yaptığı Klimov TV-3-117 motorları var bu helikopterde. Gerçekten çok kuvvetli bir helikopter. Boyut olarak da halen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük helikopterler Şinukları saymazsak çünkü o ağır nakli helikopteri. S-70
T-70 TUSAŞ'ın ürettiği Sikorsky'nin ve AS-532 Cougar'lar var. Onun üzerinde bir helikopter olacak bu. Buraya doğru bir ağırlık kaymış durumda ve öncelik olarak buraya verilmiş durumda. Şimdi Mehmet Bey verdiği röportajda diyor ki zaten transmisyon ve motor sistemleri açısından Atak 2 ile bu 10 tonluk genel maksat helikopterleri ortak sistemlere sahip. Yani biz bu 10 tonu hayata geçirdiğimiz zaman bununla da ilgili işin %50'sini yapmış oluyoruz diyor. Bu da çok çok önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. Peki bu 10 tonluk helikopter dediğim gibi 20'den daha fazla personel taşıyacak. Arka rampası var. Arka rampasına hafif bir aracı kabin içine alması söz konusu. Farklı görevler için modifiye edilecek. Bunlardan bir tanesi Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği sipariş gibi havadan yangın söndürme, yani bir sepet sistemiyle su taşınması, personel nakli gibi işlerde kullanılacak genel maksat amaçlı bir helikopter kabini değiştirilerek bu ihtiyaç görülecek. Benim buradan da anladığım, şimdi Amerika ile devam ettirilen Sikorsky ile toplam 119 adeti bulacak S-70, T-70 Türkiye'deki adı T-70 helikopter projesi var. Onun ilk proje aşaması yaklaşık 39 adet tamamlanmak üzere. Fakat sonrası toplam 3 ayrı paketten oluşuyor bu 119'a çıkmak için. İkinci ve üçüncü paketlerle ilgili henüz onay Amerika'dan gelmemiş durumda. Ama çok ciddi de bir yatırım var. Acaba Türkiye T-925 olarak adlandırılan bu 10 tonluk genel maksat helikopteriyle buna bir alternatif mi koyuyor? Bu adım daha böyle bir kenara yazmamızda gerek olduğuna inanıyorum. Çok çok önemli bir adım. Sonuçta TUSAŞ'ın helikopter pazarında Gökbey ile sivil anlamda konuşuyorum. Çok önemli bir adım atıyor. Arkasından gelecek daha büyük bir helikopterle ki bunun helikopterin mock-up'ı yani birebir kabin modeli diyelim. Geçen yıl Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtılmıştı. Arkasından İDEF Fuarı'na da gelmişti bu helikopter. Onu size anlatmıştım. Buradan iş farklı bir boyuta gidecek ama önceden de belirttiğim gibi TUSAŞ'ın projelerle ilgili yönetimsel anlamda yeni yeni kararlar alınmaya başlandı. Projelerin daha hızlı, daha efektif, daha ekonomik bir şekilde çıkartılması büyük önem arz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de geçen hafta NATO'nun 75. yılıyla ilgili bütün üye ülkeler katıldı. En üst düzeyde Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Erdoğan orada temsil etti. Ve bu zirvede de çok önemli kararlar, Ukrayna ile ilgili, savaşla ilgili, Çin'in oluşturduğu tehdit gibi gerçekten çok önemli kararlar alınmış durumda. Bu arada 2025 zirvesi Hollanda'da, 2026 zirvesi de Türkiye'de burada yapılacağını ifade edelim. Burada tabii ki liderler aralarında görüşüyorlar. Türkiye'nin açısından iki önemli konu var. Birincisi Amerika ile F-16, F-35 konusu. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler sorular sordular. Dönüş yolunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceliğimiz F-16 talebinin karşılanması, F-35 için ödememizi zamanında yapmıştık. Son imzayı imza konusunda Biden söz verdi, atacak. 3-4 haftaya F-16 konusunu çözüyoruz. Ama önceliğimiz F-16 diyor. Şimdi Türkiye'nin 23 milyar dolarlık liste fiyatı üzerinden 40 adet F-16 blok 70, 79 adet F-16'nın modernizasyonu, Viper olarak adlandırılan modernizasyonu, yedek parça, sistemler ve ek mühimmat talepleriyle birlikte liste fiyatı olarak 23 milyar dolarlık bir paket var. Bu paketle birlikte Milli Muharip Uçak Kaan envantere girinceye kadar arada Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu sağlanacak ve F-16'larla yola devam edilecek. Burada da son bazı stratejik şeylerin verilmesi için Amerika yine ayak diretiyor. Stratejik konuların yanısına yarın sıra Türkiye 40 adet uçağı da Ankara'da TUSAŞ tesislerinde üretmek, modernizasyonunda kendi eli üzerinde, kendi sistemlerini takarak yapmak istiyor. Bunlarla da ilgili izin beklentisi var Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan belirttiği gibi Amerikan Başkanı Biden'a bu konuyu iletmiş. 3-4 hafta içerisinde bu tamamlanacak diyor. Normalde F-16 konusunda imzaların Haziran ayına kadar atılması gerekiyordu ama böyle bir hafif bir kayma var. Bakalım önümüzdeki günler ateşli geçecek bunlarla ilgili, yaz sıcağına bir de F-16 sıcağı eklenmesin ama umarım bunlar çözülür. Şimdi buradan da yaklaşım, bu tabii yorum olarak ben ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin tamamlanan 5 adet uçağı var. Bunlar hangarda bekliyorlar.
ve Türkiye'nin de ödediği ciddi bir para var. Yaklaşık 1.2 milyar dolar. Bu tabii zamanında, Trump zamanında Türkiye S-400 hava savunma sistemini almasıyla birlikte F-35'ten çıkartıldı. O paranın akıbeti halen bir soru işareti devam ediyor. Bakalım o uçaklar ne olacak? Amerika kendine mi alacak? Başka bir şey mi yapacak? Veya önümüzdeki dönemde bu F-35'ler Yunanistan'a teslim edildiği zaman nasıl bir denge devam edecek? Ben de bu soruların cevabını merakla bekliyorum. 23 milyar dolarlık F-16 alımı demiştim. 23 milyar doların da o miktarda olmayacağı, bir kısım üretimin Türkiye'de yapılması ve bu paketle ilgili pazarlıkların tamamlanmasıyla birlikte burada teslimatla birlikte bu miktarın daha da düşeceği geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ifade etmişti. Bunu da belirtelim. Ve Eurofighter konusu. Türkiye F-16'nın karşısına bir alternatif koymak istiyor. Tek bir kaynağa bağlı olmadan, şimdi başımıza gelenleri gördünüz. Eurofighter'la bir ara uçak ihtiyacı olur mu? 40 adet Eurofighter alalım gibi bir yaklaşım söz konusu. Eurofighter dediğiniz zaman 4 ana konsorsiyum var. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya. Türkiye'nin yaklaşımı yeni ek Eurofighter alımı İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından gayet iyi bir şekilde destekleniyor. Niye? Çünkü daha fazla uçak demek, maliyetlerin daha azalması demek. Türkiye iyi bir kullanıcı ve bu uçağın kapasitesinin artması açısından da önemli bir faktör. Fakat burada işe Almanya taş koyuyor. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmeler gerçekleştiğini ifade etti. Fakat Eurofighter konusunda bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Sadece konu Eurofighter değil, Türkiye'nin Rusya ile beraber Akkuyu nükleer santralı var. Orada bazı türbin parçaları Almanya'da yapılıyor. O parçaları Almanya yollamıyor, gümrükte bekletiyor. Bu konunun çözülmesini istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca örneğin fırkateynlerde kullanılan makinalarda Almanya'dan bazılarını alamadıklarını ifade etti. Onu şöyle açmak gerekirse, örneğin Milgem'lerde 2 adet 5766 beygirlik Alman MTU şirketinin dizel tahrik sistemi var. Bunlarla da birlikte ek olarak da 1 adet LM2500 General Electric imalatı Amerikan ana gaz türbünü var. Şimdi bu tabii MTU şirketinin bu dizel tahrik sistemlerinin gelmemesi gemiler konusunda sıkıntı oluşturuyor. Bir başka konu, önemli konu, Almanya ile devam eden reis sınıfı denizaltı projesi var. Burada da bazı pürüzler var. Bunların giderilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan istemiş Almanya'dan ama nereye gidecek bunu bilmiyoruz. Tabii daha eskiden de yaşadığımız klasik Altay'ın tanklarındaki motor ve transmisyon sistemini Almanya'nın vermemesi, Türkiye'nin alternatif olarak Güney Kore'ye dönmesi ve sonrasında belirli bir miktar ihtiyacın Güney Kore'den sağlanmasının arkasından da BMC Power'ın geliştirdiği yerli motor ve sistemlerle Altay'ın devam etmesi gibi durumlar var. Orada da bu konuda ile ilgili Almanya ile başımızın dertte olduğu savunma konusundaki başlıca konular ne yazık ki bunlar. Eurofighter'da tıkanan konu Almanya. Almanya bu izni verirse bu konuyla ilgili gelişmeler olacak. Ama tabii Türkiye'nin F-16 alımı, hangi parayla Eurofighter alacak, açıkçası ben de onun finansmanının çözülmesi gerekiyor. İş nereye gidecek? O konuyu da ben açıkçası merak ediyorum. Şöyle bir isterseniz sivil havacılık tarafına da dönelim. Geçtiğimiz programda AJET'in bir yönetim problemi olduğunu ifade etmiştim. Ve doğruyu söylemişiz ki geçen hafta ilginç gelişmeler oldu bizim videoyu yayınladıktan sonra. Hani ben yaptım, yayınladım da böyle bir şey oldu gibi bir şey söylemiyoruz. Ama havalimanlarında AJET'le ilgili bir operasyonel problem bir miktar azalsa da devam ediyor. Mesela ne oldu? Geçen hafta Esenboğa'da tutulan yedek uçak sayısı arttırıldı AJET tarafından. Ahmet Bolat, ki hem Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı hem AJET'in genel müdür yönetim kurulu başkanı, çok özür dilerim, genel müdür Kerem Sarp da bu arada. Bizzat Sabiha Gökçen'deki operasyon merkezine gitti. İşin başında durdu ve burada da zamanında kalkış oranlarında ciddi bir artış yaşandığı ifade edildi. Bir de tabii ki geçen hafta Türk Hava Yolları'nın AeroCap şirketiyle yaptığı 10 adet Airbus A320-21 Neo kiralama anlaşması var. Bunlarla da birlikte Türk Hava Yolları elindeki uçak sayısını arttırıp hem kendi operasyonunu hem AJET'in operasyonunu verimli bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Keşke bu adımlar bu yoğun yaz sezonunun ortasında işler kilit durumuna gelmişken atılmasaydı da
yeni kurulduğunda planlasaydı. Bu arada LinkedIn'de bir Rajet yöneticisinin paylaşımı vardı. Şu an yaklaşık işte 8-9 uçağı kendi ekibimizle uçuruyoruz ama 100'e yakın uçak var Rajet'te. Geri kalan Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerden kiralanan uçaklarla ve gelecek yıl bu sayının 8-9'dan 45'e çıkartılacağını ifade ediliyor. Yani açıkçası başkasının uçaklarıyla, ekipleriyle bu işe girdiğiniz zaman çok büyük bir operasyon, 100 uçak. Nereden baksanız Pegasus Hava Yolları'na eşit bir operasyon. Keşke biraz daha hazırlık yapılsaydı ama bizim tabii kültürümüz, iş kültürümüz biraz kervan yolda düzülür olduğu için burada da problemler yaşanmış durumda. Tabii ki geçtiğimiz, buraya da linkini bırakayım. Neden rötar yapılıyor? Hangi sorunlar yaşanıyor? Hava trafik kontrolörlerinden meydan operasyonlarına, Avrupa sahasındaki durumdan ne yazık ki hızlı gelişen acil meteorolojik şartlar nedeniyle de sadece yönetim problemi değil, genel bir problem yaşanıyor. Bunları da ifade etmemizde fayda var. Şöyle bir kardeş ülke Azerbaycan'a doğru dönelim. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir Pakistan'a 2 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ve kendi VIP Airbus A340-500 tipi VIP uçağının koluna Pakistan Hava Kuvvetleri'nin JF-17'leri geldi ve seyahat bu şekilde başlamış oldu. Şimdi Azerbaycan uzun süredir Pakistan'la JF-17 Block 3 serisi savaş uçağı almak için görüşmeler yapılıyor. Hatta zaman zaman anlaşmaların yapıldığı ifade ediliyor. Ama siz yine doğru kaynaklara, örneğin benim videolarımı izleyebilirsiniz. Hatırlayacaksınız, birkaç yıl evvel İtalya'dan C-27J Spartan nakliye uçağını Azerbaycan'a alacağını söylemiştik. Hatta bunlarla ilgili de tabii bizler bu iç bilgiden çok yapılan anlaşmalar, net bilgilerle size geliyoruz. İfade etmiştik. O uçakların teslimatları tamamlandı. JF-17 konusunda da Azerbaycan'ın bir talebi var. Ama şimdi olay sadece ihtiyaç ve taleple değil. Bir uçak almak demek milyar dolarlık anlaşma. Ve bunu da dış politik etkenlerinin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Azerbaycan elindeki MiG-29'lar daha demode durumda, bunları yenilemek istiyor. Hava kuvvetlerine bir modernizasyon sağlamak istiyor. Malum Ermenistan'la yaşanan Karabağ Savaşı'nda çok ciddi ve iyi bir karşılık vererek Azerbaycan bu adımı püskürterek uzun yıllardır işgal altındaki Dağlık Karabağ'da da geri aldı. Tekrar Azerbaycan bayrağı oraya dikildi. Bu gerçekten çok önemli ve güçlü, kuvvetli olmaya devam etmek zorunda. Alternatiflerden biri bu. Ama Azerbaycan bir taraftan Rusya ile olan ilişkiler, çünkü JF-17 dediğiniz uçağın bir kısmı Pakistan ama bir kısmı Çin. Bu dengeyi nasıl koruyacaksınız? Batı ile olan ilişkiler ve çok böyle bıçak sırtı bir politikayı izlemek durumunda. Bakıyorsunuz nakliye uçağı için İtalya'ya dönüyor. Farklı farklı teknolojiler, farklı farklı alımlar içinde Pakistan bir alternatif ama henüz daha kesinleşmiş bir anlaşma söz konusu değil. Azerbaycan gayet iyi takip ediyor. Hatta İlham Aliyev'e yaptığı ziyaret sırasında JF-17'ler de tekrar tanıtıldı. Bu konuyla ilgili Pakistan'ın ilgisi yüksek, konuya en birinci noktadan bu tanıtımını gerçekleştiriyor. Anlaşma olunca da ben de sizlere haberini muhakkak vereceğim. Şöyle bir sivil havacılığa dönecek olursak, Boeing'in uzun yıllardır bekleyen bir projesi var. 777 uçaklarının modernize edilerek yeni nesil motor ve sistemlerle 777X olarak adlandırılan yeni modeli. Bu proje oldukça sarktı motor sorunları nedeniyle ve tamamlanan Boeing tarafının testlerinin arkasından 777-9 için Amerikan Havacılık Otoritesi, Federal Havacılık Otoritesi FAA testlere başladı. Bu test uçuşlarıyla birlikte başlayacak sertifikasyon uzun bir süreç. FAA'nin kendi pilotları, öğretmen pilotları, teknik ekipleri uçağı denetliyor ve arkasından neler olacağını ifade ediliyor. Şu an Boeing'in hedefi 2025'in içerisinde uçağı teslim etmeye başlamak. İlk müşteri de Emirates, Dubai merkezli. Fakat Emirates'in CEO'su Tim Clark geçtiğimiz Dubai Havacılık Fuarı'na yaptığı açıklamada biz uçağı 2026 yılı için bekliyoruz, oldukça da geciktiler demesi de ilginç. 777-9 serisi gövde uzatılmış durumda. Yeni nesil motorlara sahip. Bu açıdan Boeing özellikle çok uzun uçan, yüksek kapasiteli pazarları
Airbus'a kaptırmak istemiyor. Bu da rekabet tabii ki karşısında da A350'nin 1000 serisi var, 777X'in. Hem 9 serisi arkasından geliştirilecek kargo uçağıyla birlikte Boeing o Max'ten kaynaklı kötü imajını toparlamak istiyor. Bir yandan da bu sertifikasyon bakalım nasıl gidecek, bizler de merak ediyoruz. Gelişmeleri sizlere sunacağız. Şimdi bu çekimleri yaparken şu anda Antalya'daki hava sıcaklığı yaklaşık 32 derece civarında, nem %80. Hissedilen hava sıcaklığı ise 38 santigrat derece. Bazen dilimiz sürçebiliyor. Çok çok özür diliyorum. Bunları ben montaj yaparken de atabildiğimi atıyorum. Ama bazen benim de gözümden kaçıyor. Sürçülisan ettiysek şimdiden affola. Evet, bu haftalık gündemimiz bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki hafta Farnborough Havacılık Fuarı için İngiltere'de olacağım. Oradan gelişmeleri size farklı konuları sunmayı hedefliyorum. Bakalım orada neler göreceğiz. Hep birlikte beni izlemeye devam ederseniz, abone olursanız, bu videoya beğen basarsanız beğen tuşuna, oralardaki çektiğim videolarda sizin ana sayfanıza düşmeye başlayacak. Tabii ki sorularınız için her zaman yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.